Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun bizler de iyiyiz. Aynı tempomuz, yoğunluğumuz devam ediyor. Video gelmeyişinden anlayacağınız üzere. Bugün şöyle bir farklılık var videoyu açmamdaki sebep. Kırşehir yolcusuyuz, Kırşehir'e gidiyoruz. Yolcularım var, Ayhan'ı bekliyorum burada. Benim yolcum vardı aslında, otogara geliyordu. Ayhan telefon açtı, Kırşehir yolcusu var, sen götür onları diye. Ben otogara gidiyorum dedim. Hani tekrar merkeze dönmem bayağı zaman alacak. Tamam, sen otogarın önünde bekle, ben yolcuyu alıp geliyorum dedi. Şu an arkamdan her gelen sarı taksiye bakıyorum, Ayhan mı diye. Yolcuları bana devredecek, ben buradan Kırşehir'e doğru yola çıkacağız. Bir yol vlogu geliyor. Bugün yol vlogu, Kırşehir vlogu geliyor. Ayhan. Polis geldi. Çıkamıyorum abi, arkama yaklaştın ki o kadar. Polis geldi, arabayı çekti ya. Şimdi benim önümdeki araca anons edecek bak. Ne yapacağım ben şimdi? Fark etmeyin diyorsun polis abi ama... diyor. 38'de 304 çek arabanı. Çektim arabamı. Hadi bakalım ne olacaksa. Çok ayıp yani bu yaptıkları. Şu camı açalım. Açsam ayrı sıcak, kapatsam ayrı sıcak. Klima serinletmiyor. İnanır mısınız? Geldik canlarım. Kırşehir'deyiz. Yalnız benim ayaklar iptal. Hiç durmadan gelince biraz yoruldum. Yolcularım da sürekli uyuyunca bayağı sıkıcı bir yolculuktu ama bakın ne buldum. Aha, 101'e gireceğim. Benim su kaynadı resmen. Birazını içtim, biraz ılıdı. Şimdi içecek bir şeyler alacağım. Sonrasında döneceğiz. Çünkü akşam spor var, acele etmem lazım. Ona yetişmek için biraz hızlı bir şekilde geri döneceğim. Bakalım içecekler ne taraftaymış. Dolapta vardır inşallah. Burası da iki katlıymış. Varsa dolaptan. Ay, kahveler gelmiş. Bakalım. Dolapta da vardır inşallah. Takipçilerime buradan selam olsun. Kırşehir meydandayız şu an arkadaşlar. Tam olarak burası meydanmış. Yani yolcularım öyle söylüyor, burası meydan diye, ama çok dar sokakları var. Bana hep başka şehirlerden Kayseri'ye gelen yolcularım hep diyordu ki sokaklarınız çok geniş, sokaklarınız çok geniş. Evet, gerçekten şuna bakar mısınız sokağın darlığına? Küçücük bir sokak. Şimdi ben buradan direkt çevre yola bağlanmayı deneyeceğim. Navigasyon açtım tabii ki. Gelirken de navigasyon açtım. Aslında şu yaptığın hiç yakıştı mı polisliğine? Ha? Yakıştı mı? Biz yapsak cezayı yemiştik şu an. Aslında tabelalarda yolu gösteriyor. Ama gel gör ki ben garantici. Tabelalarda 5 kilometre tabela görmediğim zaman beni bir titreme alıyor. Yanlış mı gidiyorum, yanlış yola mı girdim? Ben biraz paniğim bu konularda. Onun için navigasyonumu açıyorum. Ben garanticiyim arkadaşlar. Navigasyonumu açıyorum, yoluma bakıyorum. Şu
an biraz size yolları çekiyorum. Evet, çok güzel bir şehir ama gerçekten sokakları çok dar. Minnacık. Bu ne böyle ya? Buradan biraz ileriden döneceğiz. Direkt çevre yola bağlanacağız. Yalnız şu da dikkatimi çekti. Şu an önümüzde de ticari olunca aklıma geldi. Burada ticarileri çok eski model arkadaşlar. Kayseri'de yaş sınırlaması var. Bu araçların birçoğu ticariye kabul edilmez. Bizde uygunluk vermezler bunlara. Yani yaşı büyük diye, aracın yaşı büyük diye asla uygunluk alamazlar. Burada bütün araçta eski Toros bile gördüm ben ticaride. Eski Toros'un o mümkün değil Kayseri'de ticariye takacaksın. Ne mümkün? Asla izin vermezler. Burada eski Toroslar vallahi ticaride takılı. Evet, şuradan bir yerden dönüp düşeceğiz çevre yola. Geldik, gördük, gidiyoruz. Hadi bize müsaade. Kayseri tabelasını gördünüz mü? Bakın. Oraya doğru ilerliyoruz. Biraz önce Ayhan'la konuştuk. Çıktın mı diye aramış. Bana giderken dedi ki çok hız yapma, hız koridorlarına dikkat et. Şu anda da bir hız koridoruna girdik. Yavaşladım, yavaşlamışken videoyu açayım dedim. Şöyle sakin sakin giderken videoyu açayım dedim. Valla herkes hızlı gidiyor. Bende mi anormallik var? Bunlarda mı? Giderken de öyle. Uzun yol otobüsleri bile beni sollayıp geçti. Bana dedi ki 90'ı geçme. Hız koridorlarına dikkat et falan. Ben o kadar yavaş giderken o uzun yol otobüsleri bile beni sollayıp geçtiler. Oraya gidince telefon açtım. Allah aşkına giderken biraz hızlı gideyim dedim. O yol bitmez yoksa 90'la. Tamam, 115'le gel, 115'i geçme dedi. Şimdi hız koridorundayım. Buraya geçtik sonra 115'le biraz daha yol çekilir hale geldi. Gidişte bir de yolcular uyudu. Sabah çok erken gelmişler sanırım. Hacıbadem Hastanesi'ne tedavi için gelmişler. Giderken ikisi de uyuyunca bana yol bir türlü bitmedi. Bir de yavaş gidince o yol bitmek bilmedi. Şimdi dedim ki ne olur biraz hızlı geleyim. O yol bitmeyecek yoksa. Bu arada saat 5:30. Bakayım ne kadar süremiz kalmış. Şöyle hemen bakacağım. Anlamı yok. Onun için gitmeyeceğim. Durağa gidiyorum direkt. Ayhan'a söylemiştim aslında. Direkt eve geçeceğim.
oradan spora geçeceğim diye ama baktım yetişemeyeceğim. Durağa geçeyim dedim. Biraz önce aklıma ne geldi? Böyle kendi kendime giderken, düşünürken. Şimdi ben 3-5 yıllık falan şoförüm. Yani daha acemiyim o zamanlar. Şimdi bak gözü kapalı gönderiyor beni şehir dışında ama o zamanlar böyle şeylere müsaade etmezdi tabii ki. Şu klimayı kapatayım, inşallah klimanın sesi gelmedi. Böyle yolda çektiğim zaman hep diyorsunuz ki yolun gürültüsü geliyor, uğultulu ses geliyor. İnşallah öyle olmamıştır bu video. Bakalım artık nasıl olacak. O zamanlar bana güvenmiyordu yani. Böyle hele uzun yolda hiç güvenmiyordu. Kendi yanında uyanık olursa evet ama uyuyarak hiç güvenmiyordu. Bir yerden geliyoruz, tam hatırlamıyorum ama bir şehir dışından geliyoruz yine. Ben saat 10-11 gibi bir uyudum yolda. Bir dinlendim yani. 2-3 saat herhalde uyudum ben. Gecenin saat 3'ü oldu ama artık Ayhan dayanamıyor. Bu arada da herhalde saat 5'te mi 6'da mı havaalanı yolcumuz var. Onu almak zorundayız. Öyle bir hani randevumuz da var. Oraya da yetişmek zorundayız. Normalde böyle şeylerde Ayhan hani yorulduğu zaman kenara çeker uyur. Hiç yani gideceğim çabası olmadı ama randevulu yolcusu olduğu için gelme çabasındaydı. Dedim ki ya biraz ben götüreyim. Sen dinlen. Bir yarım saat falan uyu. Dinlen. Sonra tekrar hani bir saat bile uyusa ona çok iyi gelecek. Hem de dedim zaman kaybetmemiş olalım, ben götüreyim arabayı. Önce yok falan dedi ama sonra baktı gözleri çok dayanamıyor. Tamam dedi, gel sen kullan. Ben bir yarım saat uyuyorum. Ama asla uyumadı. Yani şimdi tam uyuyor, uykuya tam dalacak. Ben de dikkatli gidiyorum aslında ama gece olduğum için. Şimdi kırmızı ışık yanıyor ya, ben fren yapıyorum, yavaş diyorum. Uyanıyor. Ne yapıyorsun? Diyorum ki ya kırmızı ışık durdum. Tamam. Bakıyor şöyle bir sağına soluna. Tamam şöyle git. Dikkat et. İşte uzunlarını yakma. Kısağa da git. Şunu yap, bunu yap. Tamam diyorum. Sen yat. O yatıyor. Yani ne kadar diyeyim size. 1-2 kilometre gidiyorum. Bir bakıyorum bu yine sıçrıyor. Ne yapıyorsun? Diyorum ki ya araba kullanıyorum. Ne yapacağım? Video çekerken Ayhan aradı. Video kapandı. Bilin bakalım nereye gidiyorum. Evet yine arabadayım. Ben o videoyu kapattık sonraki videom normal bir yerde olur diye tahmin ediyordum maalesef. Yine yollardayım. Yolcuya gidiyorum arkadaşlar. Yalnız nasıl trafik var? Nasıl sıkışık yollar? Tam iş çıkış saati. Yollar çok kalabalık. Bu arada tam anlatıyordum, yarım kaldı. Neyse. Yani bu yarım saat uyudu ama gelin siz ona sorun. Ben acemiyim diye asla uykuya dalamadı. Sürekli tetikte. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun diye Kayseri'yi bulmuştuk o zaman da. Şimdi artık gözü kapalı gönderiyor. Yolcu var sen git diyor. Ay çok fena. Ben dün müydü, önceki gün müydü Instagram'a hikaye çekiyorum. Dedim ki çok kalabalık. Evet evet burası Kayseri. Kalabalık trafiği çektim. Biri yazmış ki sen İstanbul'u hiç görmemişsin. Oradaki trafiği görmemişsin. Aslında İstanbul ve İstanbul'daki trafiği gördüm de. Ben de yazdım ki burası Kayseri, biz alışık değiliz. Ne yapalım? Biz serbest trafiğe alışığız. Geniş yollara alışığız gerçekten. Kırşehir'in yolları bir gidiş bir geliş. O kadar küçük. Biz böyle 3 şerit 4 şerit yollara alışmışız. Alışık değiliz öyle dar yollara. Şimdi yolcumu alacağım, bırakacağım. Bir 10-15 dakika durağa uğrarım. Bu yıl hiç semaver yakmadık biliyor musunuz? Yani ben oradayken onlar belki yakmışlardı. Birkaç defa yakmışlar sanırım da. Ne yapıyorsun? Yol vermem ben. Ben gıcık biriyim. Ben gıcığım yani. Kusura bakma. Önüme kırmak ne demek ya? Durum bildiriyorum arkadaşlar. Mekanda online. Geldim, evdeyim. Güzel bir kahve içeceğim. Şöyle hem de double boy. Bu arada hiçbir şey planladığınız gibi olmuyor. Aslında ben bu buz kürelerinden durağa da götürdüm. Hani böyle uzun yolda, yani illa öyle 1,5-2 saatlik değil. Otogara falan giderken de dedim. Açamadım. Suya tutacağım. Böyle hazır bulunsun. Hani orada kahvemiz var. Hemen bir soğuk kahve yapıp
yanıma almak için. Ama bugünkü o kadar ani oldu ki. Nereye soğuk kahve yapıyorsun? Nasıl yetiştiğimizi bilemedik. Açamadım. Bir de bu buz küreleri çok büyük ya, hemen çözülmüyor. Durun. Şişti, çıkmıyor. Bir daha bir atacağım. Heh, şimdi oldu. Bakın kendiliğinden bıraktı. Şöyle. İki tane. Ben böyle buz kalıbından çıkarıyorum. Poşede bırakıp birbirini tutmuşlar. Şöyle bıraksam. Taşar mı? Taşar. Birazını boşaltacağım suyun. Ay, oyuncak oldu bura. Şöyle. Hemen şöyle bırakacağım. Aa, buz gibi. Şunları da poşetinden kabından çıkarıyorum. Buzdolabı poşetine alıp dondurucuya atıyorum. Böyle elinin altında hazır bulunsun diye. Tekrar kabına su doldurup dolaba atacağım. Şöyle buz gibi bir su içelim. Bugün yandım. Eğer yani planlı bir yolculuk olsaydı ben hemen böyle buzlarla bir soğuk kahve yapıp yanıma alırdım. En azından su termosunun içine dolapta duruyor su termosum. Yanıma küçük şişeyle alıyorum. O su termosunun içine buz kalıpları bırakır onu alırdım yanıma. Bayağı zorluk çektim yolda. Aslında hepsini atayım. Anca olur. İşte böyle planlı olmuyor sadece. Bizim işlerin böyle plansızlığı var. Şöyle güzel bir yorgunluk kahvesi içeceğim. Kahvemi yaptım. Mekanda online. Aydanur'la Aysima odalarında da Aleyna arkadaşıyla yürüyüşe çıkmış. Şöyle ben de kendime küçük çaplı bir ortam hazırladım. Işığımı falan yaktım. Şimdi buraya oturacağım. Güzel bir yorgunluk kahvesi içeceğim. Güzel manzarama karşı. Tam anlamıyla yorgunluk kahvesi olacak. Şöyle camları bu tarafa ittiriyorum. Ben buraya oturunca şöyle bakın mekanı ayarlıyorum. Camları o tarafa ittirip buraya oturuyorum. Anın tadını çıkarıyorum artık. Geçebilirsem tabii. Masanın ayağından. İşte benim mekan. Böyle oturuyorum. Burada kahvemi içiyorum. Artık bilin bakalım ne vakti. Artık siz de tahmin ediyorsunuzdur. Buraya geldiğim zaman veda vakti arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Yol vlogu oldu bugün. Bugün de böyle olsun. En azından kanalı boş bırakıyorsun demeyin. Ara sıra da buralarda olayım diye. Bugün de böyle bir farklı bir vlog olmuş oldu. Umarım keyifle beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.